Merhabalar. Acayip şu an sıcağı sıcağına bir program yapıyorum, biliyor musunuz? Böyle bir video hazırlıyorum şu an. Bildiğiniz hakikaten sıcağı sıcağına. Çünkü demin şöyle geziyorum internette, birkaç da işim var böyle, bakayım dedim. Şöyle bir geldim, tam böyle şey bildirimi geldi işte, Aspro bizim yazın, Aspro TV'nin şeyinde Braun Strowman ayda kovuldu. Sonra baktım altındaki isimlere, Aleister Black, Lana Murphy falan. Allah Allah dedim, bir gireyim dedim şöyle yabancı kaynaklara. Hakikaten de Braun Strowman, Aleister Black, Ruby Riott, Murphy, Santana Garrett ve Lana kovulmuş. WWE'den kovulmuş. Santana Garrett tamam. Eski zamanlarını falan biliyoruz onun. Okey. WWE öncesini biliyorum. Hatta ben WWE olduğunu bilmiyordum bile yani. Murphy. Yani Murphy'nin olaylarını biliyorsunuz. Onun için de ya benim için çok böyle... ya Murphy gitmiş, Allah'ım nasıl olur ya falan diyeceğim bir şey değil. Ruby Riott bence çok da kötü değildi bu arada, ne bileyim. Liv Morgan'la beraber hani neler yapabilirler artık bir yere kadar zaten, ama daha yeni yani maça çıktı. İlginç. Ama işte asıl önemli olan şey, bak Lana, tamam Lana'yı da hadi aradan çıkarayım. Lana yolun açık zaten belli. AEW'ye gidersin. Miro'yla takılırsın falan yani. Ama abi Braun Strowman tamam. Ama Aleister Black niye? Niye Aleister Black? Çok değişik ya. İlginç şu, hani arka planını bilmiyorum şu an. Bakın gerçekten araştırmadım. Şu an birebir bir anlık haberi öğrendiğim gibi 2 dakika içinde şu sistemi kurdum ve yorum yapmak istiyorum şu an sıcağı sıcağına. Abi Braun Strowman tamam, uzun zamandır WWE'de, bir sürü şey de vermiş, ana kemer vermişsin, Greatest Royal Rumble falan böyle yükseltmişsin, tamam son zamanlarda birazcık aktif değildi. İşte Shane'le olaylarını yapalım bunun, işte Shane'le bir şeyler çıksın maça falan, WrestleMania tamam fena da değildi. Ya bu adam bir giant, hantal bir giant değil, her türlü işini yapar, demek ki buraya kadarmış. Şu an ben neyi düşünüyorum biliyor musunuz? WWE dışında. Braun Strowman, diğer şirketler özellikle. Şu an bir kere bu release'lerle ilgili, bu işte kovulma, işten çıkarmalarla ilgili AEW böyle yapıyor şu an. Hatta TNA, Impact böyle yapıyor şu an. Murphy diyorlar böyle. Diyorlar. Olur diyorlar. Ruby Riott okey. Olabilir. Santana Garrett yine TNA falan. Ya bilmiyorum. Lana'yı kaparlar. Hani eğer şey için yani AEW alır Lana'yı. Neden işte, tamam fiziği şey var bilmem ne. Sadece hani belki bir şeyler yaparlar Miro'yla falan. Reunion. Bilemiyoruz artık. Ama Aleister Black için şöyle yapıyorlar. Çabuk, oğlum çabuk koş koş, şunun numarasını bul menajerinin, çabuk. Hemen ilk teklifi biz vermeliyiz. Çünkü Aleister Black şu an mevcut düzende bir hikayesi vardı abi bu adamın. Bu adama bir hikaye yaptınız siz. İşte bilmem ne geliyor. Bizde bile soruluyordu. Abi acaba bu baba figürü kim olacak falan. Dedim hani belki herhangi bir baba olmaz bu. Ya da işte bir semboldür sadece falan. Ama insanlar merak ediyordu ve Aleister Black'in tekrardan geri gelecek olması. Ve gerçekten kaliteli promolarla geri geliyordu bu adam. Bu adam gerçekten kaliteli promolarla geri geliyordu. Bu ne PR, bu ne lahana turşusu? Arka planı gerçekten merak ediyorum. Hani bir şey mi oldu? Ya şey olabilir şu an. Bak gerçekten araştırmadığım için şu an eksik bilgi veriyorum aslında size. Sadece aslında bu işten çıkarmaları şu an yorumluyorum ben. Hani tekil olarak mesela Aleister Black işten çıkarttık dese dedim herhalde bilmem ne. Valence Policy ile ilgili bir sıkıntı mı çıktı? İşte ne bileyim bir şey mi yaptı bu adam? Bir ayıp mı etti? Vince'e yan gözle baktı. Stephanie'ye bilmem ne mi dedi falan böyle diyeceksin. Öyle bir de bir şey değil şu an. Ama yani... Hikayesi devam eden ve gerçekten iyi bir güreşçi Aleister Black. Aleister Black kötü bir güreşçi değil. Sana bir şeyler verebilecek, sunabilecek. Hatta ve hatta bu Big E muhabbetleri falan filan. İlerleyen zamanlarda Intercontinental, hatta onu da geçin, biz bu adamı Money in the Bank bile kazanabilir diyorduk. Money in the Bank kazanıp ana kemere de oynayabilir diyorduk. Bye bye. Gitti. AEW böyle şu an. Oh güzel yetenekli adam, ben bunu alıp ne oynatırım ha, para mı? Para sorun değil ki. Bas parayı. Aleister Black hayırlı olsun AEW'ya. İş yapabilecek bir adam. AEW olmasın. Impact'e gitsin yine iş yapar. Miz. Şu an nereye gitse iş yapar.
WWE'de bile iş yapacak adam bu. İlginç. Cidden ilginç ya. Aleister Black şu an harbiden beni şaşırttı. Bak Braun Strowman genelde manşetler hep Braun Strowman. Braun Strowman gitti. Çünkü hani geçmişte yaptıkları Aleister Black'in yanında Braun Strowman daha üstün bir güreşçi. Yapmış olduğu şeyler ya. Adam kemer aldı lan. Ana kemer aldı yani. Yani ya kısa bir süre önce bu adam number one contender'dı lan. Yani Bobby Lashley ile falan maça çıkmış bu adam bu WWE şampiyonluğu için. O da var. Gerçekten ilginç ya. Ama Braun Strowman de çok rahat iş yapabilecek bir adam şu an. Gittiği herhangi bir yerde iş yapabilecek bir adam. Fizik falan hani eski Braun Strowman değil bu. Bu kariyerinde bazı şeyleri kilo verip fiziğini iyice böyle daha kendini fit hale sokmuş Braun Strowman bu. Bu her şeyi kırıklamış Braun Strowman zaten. Oraları yıktı döktü. Bir giant bir adam olarak demin de başta da dediğim gibi hantal bir adam değil. Her zaman iş görebilir. WWE'de de her zaman iş görebilecek bir adamdı. Ama birazcık tökeziyordu böyle. Duruşuna bir hikaye türetelim. Bir şey yapalım. Şeyine karşısına koyalım. Sonrasında dur bir dakika birazcık daha üst kademeye çıkaralım. Bir şeyler yapalım. Ana kemer potasında bilmem triple threat maça sokalım. Soktular. Backlash. Az bir süre önceydi Backlash. Herif burada WWE şampiyonluk maçındaydı. Tamam. Yani şu an komple en önemli şey ne biliyor musunuz şu an? Gerçekten mesela WWE sevmeyen kitle falan şey diyor. Ooo Aleister Black diyor. Braun Strowman olur. Yeriz al. Al ama Aleister Black kap. Kap. Çünkü WWE'nin bu işte Hollywood ortamı işte bilmem nesi iyi olacak, osu bu iyi olacak, görünüşü iyi olacak bilmem ne falan. Bu, tamam bu bir şey tabii değil mi? Ama diğer yönden baktığın zaman tam bir AEW güreşçisi bence şu an. Tam. Al. Al. Götür. Cukka. Mis. Aleister Black şu an çok rahat iş yapabilecek bir adam. Gerçekten çok rahat iş yapabilecek bir adam. Ya potansiyelli abi bu adam hikayeden geliyor şu an bir de. Hikayesi bitti bu adamın. Merakla bekliyorsun böyle değil mi? Ne olacak mı olacak? Ben Enzo Mena'da yapsam bana söverseniz lan. Hikayesi devam eden bir adama. Değil mi? Koydum kendimi şimdi onların yerine. Hayda oluyorsun. Biz heyecanlanıyoruz. Bilmem ne olacak bir şey olacak. Adım adım geliyor bu adam. Bu adama özel promo yapıyorsunuz siz. Bu adama özel promo yapıyorsunuz. Bunu yaptıysanız... Bu adam geliyor. Çünkü WWE'de promolarla bangır bangır gelen birinin kemer falan alamaması çok az görülen bir şey. Hatta şunu hatırlamıyorum. Promolarla bangır bangır gelip Brodus Clay bilmiyorum artık. Ama Lester Blaine bu promoları çok şey anlatıyordu. Ciddi bir gelişti bu. Ciddi bir dönüştü bu. Basit döndü. Ne alaka dedim geldi işte yok Intercontinental şey falan. Daha iyisi olabilir miydi dedim. Olmadı. Demek ki plan uymuş, değişmiş, bitmiş. Puh. Çok kısa süre önce WWE şampiyonluk maçına çıkan adamı bay bay dedik. Aleister Black gibi yenip yeni bir hikayeyle şirkette çok rahat tutunabilecek yetenekli bir adamı bay bay dedin. Ruby Riott kadınlar Women Division'da iş yapabilecek bir adamı çok 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 rahat TNA, MNA oralarda takılabilecek biri bence. Murphy'yi sizin kadar aşırı izlemedim. Birazcık baktım bu işte olaylarına. Biliyorsunuz bu yakın zamandaki olaylarına falan. Okey. Lana da iş görür. Santana'ya bay bay. Carlos Santana olsa da farklıydı da. Vallahi hayırlı olsun ya. Valla hayırlı olsun. AEW hayırlı olsun. TNA Impact hangisi artık alırsa. Aleister Black kesinlikle AEW kaçırmaması lazım bu arada. Bak net söyleyeyim kaçırmaması lazım. İnsanların da sevdiği bir isim çünkü. İzleyenlerin de ilgi gösterdiği bir isim. O zaman şey yaparız artık. Aleister Black hayırlı olsun AEW'ye diyelim. Öyle diyelim noktaladım ya. Gerçekten böyle sıcağı sıcağına bir video atmak istedim yani. Gerçekten bunu yapmak istedim şu an. Şu an anlık bunu izleyenler varsa saat 9'da Enzo Mania'da görüşürüz Twitch kanalında diyeceğim. İlginç ya ben şaşırdım biraz gerçekten şaşırdım yani. Böyle anlık bir reaksiyon yapalım size sıcağı sıcağına. Kendinize iyi bakın. AEW'da hayırlı olsun bu isimlerden
biri ya da birkaçı. Görüşürüz.